günaydın de anneye babaya, günaydın de arkadaşlarına, günaydın de dünyaya. Dayanamadı kamera. Ay ya, bulaşık mı yıkayacağım? Dün saçımı ördüm, bugün açtım ve sonuç bu. Sonuç bu ama en son böyle yaptığımda 5 dakikadan az bir süre dayanmıştım. Bugün bakalım kaç dakika dayanacak. Tamamen saldığımda hiç dayanmamıştım. O yüzden en azından şöyle burada klipledim. Tabii ki saçımı bağladım. Hiç rahat edemedim. Şimdi sabah etkinliğimize başlıyoruz çocuklarla. Bu arada videonun sonuna doğru gitmeden baştan söyleyeyim. Bundan sonra videolar pazartesi, çarşamba, cuma... Bundan sonra videolar pazartesi, çarşamba, cuma yayınlanacak. Bu şekilde hem siz sıkılmasınız hem de ben kendime zaman ayırmış olurum. Çocuklarıma eve zaman ayırmış olurum. Çünkü gerçekten evde hiçbir yere gitmeden, hiçbir şey yapmadan sadece evde olmak insanı çok yoruyor. Ve sürekli eliniz işte oluyor yani. Yere oturduğum an zaten çocuklar üstüme saldırıyor falan filan. Zaten bunların hepsini siz de biliyorsunuz, çocuklu olanlar. O yüzden pazartesi, çarşamba, cuma diye videolar yayınlanacak. Türkiye saati saat 12'de. 11'de olabilir. Yani saat 11-12 gibi yayınlamayı planlıyorum. Bu şekilde sizden, sizin istediğiniz başka ayrı videoları da zamanım olunca çekebilirim. Mesela çocuklara ne tarz etkinlik yapıyorum diye. Onu hemen size şimdi göstereceğim. Derin, gelir misin? Arya 2 yaşında olduğu için Arya çizim çalışması yapması lazım. Buna İngilizce'de map making diyoruz. Yazı yazmadan önce çocuklar bu şekilde... Can you come and sit down over here please? We're going to learn now. Bu şekilde çizim çalışmaları yapınca el yazılarını ondan sonra daha düzgün yapıyorlar. Ama bu Türkiye'de de olan bir şey. Çünkü Türkiye'ye tatile geldiğimde Mert'in bu şekilde çalışmalarını görmüştüm. Bu şekilde zigzag, düz, sağdan sola, soldan sağa, yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı diye böyle gidiyor gidiyor. Ondan sonra tabii daha da zorlaşıyor. Renkleri takip etmesi gerekiyor. Veya şekilleri falan filan diye böyle bu şekilde Arya'ya onu veriyorum. Ama zoraki bir şey değil. İstediği gibi yapıyor. Yani kendi inisiyatifini kullanıyor. Derine de şöyle bir şeyler ayarlamıştım geçenlerde. Resim ve resim ve cümle çalışması. Bu cümlede ne yazıyorsa resmin aynısını bulması gerekiyor. Bunların hepsini bu İngiltere, Amerika, Almanya'da var mı bilmiyorum ama birçok ülkede İngilizce geçerli olan ülkelerde bu Twinkle ücretsiz. Google'dan bakabilirsiniz. Kodunu alıyorsunuz. Bu karantina olayından sonra bunlar ücretsiz yaptı. Yoksa çok pahalı bir şey, aylık ödemeli. Ama çok, yani öğretmenlerin bir de bile oradan aldığı böyle çocuk eğitim defterleri var. Çıkartıyoruz. Ondan sonra da şöyle bir matematik çalışacağız. Hangi rakamlar 10 yapıyor? Yani 10 yapmaya çalışacağız rakamlarla. Ondan sonra da kendi boşlukları dolduracak. İlk başta flash kartlarla başlıyordum ama çocuklar onu yaparken çok sıkılıyor. Sonra bu dersleri yapmaya yoruluyorlar. O yüzden ilk bunu başlayacağım. Ondan sonra flash kartlara geçeceğim. Derin, gelir misin? Devran, maymuncuk. Okay, hadi arabaları yarıştıralım. Devran. Devran is a finishing spot. Okay? Yeah? Hadi arabaları oraya götürün. Arabaların üstüne kelime koyduk. Arya. A. Arya'nınki A. Derin, seninki ne?
And. Bak göster bakayım. Kelime çalışıyoruz. And. Okay. Buraya koyuyoruz araya. Bir daha da onu yemiyorsun. Ha. Başlıyoruz. Ready. Steady. Buraya kadar tamam mı? Devranda bitiyor. Kim ilk önce gelecek? Anne çabuk ol. One. No, no. Go back there. Go next abi. One. On your mark. Get set. Go. What? Oh, it's okay, Ari. Next time. Kim yendi? Huh? Who won? He. What's his name? And. Good. And won. High five. High five. And Aria, high five. Good job. Tamam, çıkardım. Şimdi biraz scones yapacağız. Sizinle birlikte çok basit bir 3 malzemeli oluşan böyle tatlımsı hamur gibi bir şey. Ben çok seviyorum dışarıdan almayı. Ben ek olarak içine kurutulmuş birkaç meyve koyacağım. Çünkü seviyorum. Birkaç değil, bir tane sadece cranberry koyacağım. Okay. Ağzımda ekmek. Çok acıktım. Saat 12'ye geliyor. Bir tane börek kase. Un, süt, çok az tuz ve 250 gramlık bir tereyağın 4'te bir tanesini koyacağız. Elimizle böyle yapa 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 halledeceğiz bu işlemi. Wanna let me go not, not, now. Are you saying that to change your mind? For love or pity, let me know not, not, now. Cause you love me. What am I hearing? Saying you're moving back. When were you gonna tell me that? What am I hearing? It feels like a heart attack. Someone help me catch my breath again. How did you stop loving me? How is that even possible? Çocuklar dışarı çıktı bahçeye. Ben kahvaltılık bir şeyler hazırlayana kadar ben de hemencecik burayı toparlayacağım. Aslında bazen düşünüyorum toplasam mı toplamasam mı? Çünkü sonuçta yine aynı şey oluyor. Bu free play, yani istedikleri şeylerle oynuyorlar. Ve arabalar çıkınca her taraf araba oluyor. Artık böyle. Bu arada dün ne oldu size hemen anlatmam gerekiyor olayı. Dün çocukları ilk defa kendi yataklarında yatırdık. Tüm gece yani. Nasıl geçtiğini kısaca anlatayım, anlayacaksınız. Arya için büyük bir değişim. Çünkü Arya bu aralar biliyorsun lazımlık alıştırıyoruz. Tuvalet alışkanlığı, ondan sonra dün de direkt otomatikmen beşikten çıkıp büyük yatağa geçti. O zaten başlı başına büyük bir olay. Artı başka bir odada.
Şimdi saat böyle işte 7 oldu. Artık gittik odalara. Ben Arya'yı aldım. Serhat Derin aldı. İkimiz ayrı ayrı kitap okuduk çocuklara. Ondan sonra bekledik ki uyusunlar artık. Dedim yatağa çıkmayacağız. Yani yatakta uzanmayacağız onlarla birlikte. Ben sadece yerde oturdum. Ve Arya'yı bazen pışpışladım, bazen kendiliğine bıraktım. Çünkü odasında yani bizimle birlikte uyurken beşiğinde ben hiç dokunmuyordum ona. Yani kendiliğinden zaten uyuyordu. O yüzden yeni bir alışkanlık edinmek istemedim. Hani beşikte işte sırtına böyle pat pat yapmakla. Dedim ki hiçbir şeye dokunmayacağım. Biraz zaman alacak dedim ama en sonu iyi olacak diye. Biraz daha bunu vereceğim. Herhalde tam 10 dakika olmadı. Ondan sonra dedim ki evet böyle pişpişliyordum işte pat pat ne ya pişpişliyordum. Ondan sonra Arya tam 40 dakika falan sürdü uyuması. Yani çok iyiydi. Mucize gibi bir şeydi yani ilk günde 40 dakika uyumak. 40 dakikanın içinde. Derin de bir sanırım yarım saat 40 dakika falan aldı ama Derin için biraz daha zor geçti. Çünkü Derin daha da büyük, daha her şeyin farkında ve artık kendi seçiyor. Yani ben burada uyumak istemiyorum diyor. Ben sizinle uyumak istiyorum diyor. Sonrasını anlatayım. Saat 11'di ve tam yatağa gitmek üzereydim. Ve bittiler. Tam istediğim gibi şişmedi, kabarmadı ama tadı çok güzel. Yani tereyağı var içinde. Nasıl güzel olmasın. Yani istediğim gibi kabarmadı. İlk deneyimimdi. Belki daha sonra biraz daha kalın yapmam gerekiyordu. Bilmiyordum ya da kabartma tuzu koymam gerekiyordu. Ama siz de bir deneyin. Belki sizinki bir kendinden farklı çıkar. Böyle çocuklar da yapabilecek güzel bir şey. Ben yemeye başlıyorum. Ve sonrası. Kaç saniye dayanacak acaba? Devran'ı getirdim, uyuttum. Şimdi bu skoyuzlarla ilgili gerçekten büyük hayallerim vardı. Büyük kabarıp şişeceğini tahmin ediyordum. O kadar kabaracağını düşündüm ki arasını artık yani dışarıda satılanlar gibi kesin içine işte reçel falan koyabiliriz diye düşündüm. Ama böyle de güzel kurabiye gibi bir şey olmuş. 3 tane göğüs çıkardım yemek için. Oh yoruldum. Tam yatağa girecektim. Saat 11'de. Dedim oh beni güzeldin. Ses sedaları çıkmıyor dedim. Yatağa girdim. Girmemle geri kalkmam bir oldu çünkü Arya uyandı. Ondan sonra 1.40'da tam uyudu, çıktım. Tekrar yatağa girdim. Bu sefer Derin demek ki uyanıkmış o sıra ki. Dedi anne ben orada uyumak istemiyorum, seninle uyumak istiyorum. Bu sefer aldım, anlattım ona. Burası senin odan, sen burada uyuyacaksın artık. Herkes kendi yatak odasında uyuyacak. İstiyorsan burada kalabilirim ama seninle aynı yatağın içinde olmayacağım falan filan filan filan. Saat oldu 3.30. Ondan sonra ben de birlikte onunla birlikte uykuya dalmışım. Sabah uyandığımda kendi yatağımda çıktım. Düşündüm. Yani düşünmeye çalışıyorum nasıl kendi yatağıma geçtim. Büyük bir ihtimalle Devran uyanmıştır. Ona emzirmek için gitmişimdir ve orada yatağa girmişimdir. Öyle düşünüyorum. Sabah da Serhat dedi 6 gibi uyandılar dedi. Derin ilk önce uyandı. İlk gün fena değildi. Yani tamam uykusuz kaldık ama fena değildi. Sanırım bizde böyle ilk günler çok iyi oluyor ama ikinci, üçüncü, dördüncü gün biraz daha sıkıntılı geçiyor. Ondan sonra da alışıyorlar artık. Tabii bizim de istikrarlı olmamız gerekiyor. Annem geldi bir göstereyim size. Nezgin geldi bahçede bir saat falan oturduk. Çocuklar ellerini yıkıyorlar. Kendi nasıl atıyor biliyor musun? Bağlamasın düşebilir bu ha. Götünü kaldırıyor böyle. Selam anne nasılsın? İyiyim canım sen nasılsın? Ben de iyiyim. Nasıl geçiyor gününüz? Valla ben dayanamadım. Geldim. Ne yapayım? Bunlar hasretiyle öleceğim ya. Ne koronası? Allah'ım ya Rabbim. Korona bize vız gelir. Vız gelir, tırıs gider. Hem aşk git olurum. Annem de çekeyim size. Gerçi arada bir dükkana gidince çekiyordum ama yayınlamadım kaç zamandır. Annem de böyle işte. Tipik korona hali. Kuaförler kapalı i̇şte olduğu için. İşte geldim. Ne yapayım? Şapkan yok ama bugün o yüzden. Şapka yok. Şapka bütün yok, saçlar beyazladı. Beyazlarını göre. Sen yine beyazlı hali de güzel. Öyle işte. Devran'da geldik. İçeride. Ben şimdi iki çeşit yemek yapacağım. Çünkü Miskin de balık getirmiş. Somon balığı. İlk önce somon balığını fırına atacağım. O yaklaşık 45 dakika falan pişene kadar. Çünkü balığın hiçbir hazırlığı yok zaten.
Ben de chicken pot pie yapacağım. Bu yaptığım yemeği çok kez aslında yaptım. Hatta ölçülü de gösterdim. Ama bazılarımız hala yayınladığımda eski tam ölçüsünü falan ver dediği için benim kullandığım tarifin linkini buraya koyacağım. Siz oraya bakarak tıklayarak yapabilirsiniz. Sadece 1 dakika falan ve hepsini gösteriyor 1 dakika içinde. Çok basit. O şekilde siz de hem de görmüş olursunuz yapacağım şekli. Ben hemencecik başlayayım. Zaten annem ilk geldiğinde patatesleri falan soymuşum hazır olsun diye. O çocuklarla ilgilenirken soğanımı hazırladım. Tavuğum burada haşlandı. Bir de biraz havuç haşladım. Bu yemek için bir de şey lazım. Bezelye lazım. O da burada. Ben hemencecik başlayayım. Yani elim orada burada olacak. Ay sen çeksin. Tencere bir şey yok. Ha. Ne güzel mutfağımda 3 kişinin olması, iki benden farklı iki kişinin ekstra olması. Şimdi geçenlerde tost yapınca ben mahvettim ya, lafa yaptım. Dedim annem buradayken yapsın, ben de bakayım nasıl yapıyor tost yapıncını. Kaşıklar nerede? Annem öyle, tahta kaşıklarım hep Arya'da. İtalya'ya soran. Ondan sonra annem ölçülü yapar, ben hep ölçülü yaparım. Bakalım ilk önce şimdi şehriyeyi kızartıyor. 1 bardak pirinç, 2 bardak su kaynamış su. Şehriye nice kavuracağım. Ondan sonra benim pirincini de koyacağım. Pirinci de iyice böyle sattı. Normal pirinç değil, Tosya pirinci. Evet. Karıştıracağım yani. Ondan sonra benim sebzelerim burada. Tavuğum haşlanıyor. Balık da patatesli fırında. Annemlere biraz da sebze haşlayacağım. Kızarsın için. Biraz brokoli falan haşlarım. Karşı komşu şey bana bez getirecek biraz. Hani arabasına çarptığım adam var ya, onun eşi geldi biraz önce, dedi arkadaşım bana bir ton 3 numaralı bez getirdi dedi. O da çok fazla. Devran'dan 2 gün önce mi sonra mı doğan çocuğu vardı, onun da kız çocuğu. Dedi fazlam var dedi. Getireyim sana dedim, olur getir. Ücretsiz yani, bir şey istemiyor karşılığında. Getirecek. Getirdi mi yoksa? Köklerini hallediyor şu an. Öyle yani. Yemeğimizi halledelim. Ondan sonra da akşam bir film keyfi bir şeyler yaparız. Çocukları 7'de yatırıyordum ya. 8'de doğru götürmeyi planlıyorum. Çünkü o yeni odada oldukları için en azından götürür götürmez hemen dalsınlar mı, yoksa 7'de mi götürsem. Bakalım neler yapacağım yani. Tam karar veremedim şu an kafamda. Balığımız oldu. Yemeğimiz de hazır. Üstüne koyduğum un, şey un diyorum, hamur. Milföy hamuru gibi diyemem ama milföy hamurundan biraz daha kalın. Çünkü resmi şöyle göstereyim. Bu tarz tartlar falan yapınca kullanılıyor. Sadece kızarıyor, kabarmıyor ve kalın bir yapı. Tatlı hamuru gibi bir şey. Şöyle pizza yapan bile olmuş yani, peynirli. Bu şekilde bunu alıyorum. Anneme balıkları ayırdım. Şöyle babam da kendisini biraz götürüyor. Dondurulmuş sebzem yoktu ki hemen haşlayayım. Annem de dedi biraz şey yaparım. Salata yaparım dükkandan. Bezlerim de geldi. Azza markasına ait bezler kullanacağım. Eğer Devran'ın poposunu tahriş etmezse devam ederim. Olmadı. Özge'ye verebilirim. Çok bebek var yani. Bulgurumuz da oldu. Bu bez temiz. Temiz bezi de koyduk. Biraz buharını alsın diye. Ondan sonra da yemek ekstra kaldı. Bunu da küçük bir tane kaba koyup donduracağım. Bir sonraki zamana, istediğim zaman tekrar çözebilirim. Bunu daha önce yaptım. Çok lezzetli oluyor. Yani tavsiyem, yaparsanız double yapın, ekstra yapın ki bir tanesini buzluğa koyun. Ondan sonra üşendiğiniz bir gün tekrar çıkartıp yapabilirsiniz. O şekilde mutfak şöyle. Ben de bunları geri yerleştiriyordum. Annem de gidiyor. Baran geldi. Aa, Devran uyumasın ha. Evet. Ha tamam. Gel. Anne. Come here. Senin sürükün değiştirdi. Anne. Start watching you on the camera. No way.
Annem, annem, anne senin bala gülü dalı çiçeği. Anne senin aşkı bala gülü dalı çiçeği. O senin götünü yerim, senin popişini yerim. Senin böyle popişini ham ham yaparım. Ham idi ham ham, ham idi ham ham. Ham idi, ham idi, ham idi ham ham. Ole de, ole le. Ole, one ne ne, one ne ne, one ne ne ne, tıkı ne ne. Oh benim oğluşum çok tatlı, benim oğluşum çok bal, benim oğluşum çok aşk. Yoruldun mu bugün ev okulunda? Çocuklar balık yedi. Ne öğrendin bugün? Dışarıda da bayağı oynattık onları. Dışarıda ne yaptın Derin, anlatmak ister misin? Can you call me Levi? Of course I can call you Levi. Levi, what did you do today in the garden? I did kicking. You did kicking, yes. Hem topu itti, kick yaptı, attı, fırlattı ayakla. Neye fırlattın? Özel kelimelerine, değil mi? Kelime çalıştık. Sen ne yaptın Arya? Sen ne yaptın Arya? Faya, faya, faya. Stop! Stop! Whoa, Arya, we don't have any. Mommy doesn't have any, and you don't. Oh, which ones have you got? Sit down. Sit down. Sit down. Which ones do you have? Show us which one. Go make the pasta. Quick thing, yeah. What's I got that? All of them. Which one's that one? What's that? And. Good. And. And. Turn it around. There. Good. And this one. This. This. And this one. Last one. Two. Good! High five. Okay, now we can just dance. Thank you very much for my little game. Yemeğimiz oldu. Üstüne ben yumurta koydum. Siz yoğurt da koyabilirsiniz. Herhangi bir şey olur. Şimdi servis yapacağım. Acayip acıktık. Oh, gözümde bir şey var sanki. Çocuklar uyudu çok şükür. Saat şu an 7.30. 7.30 oldu mu? 7.30 falan işte yani. 7.20 bilmiyorum, öyle bir şey. Telefonum çocukların odasında. Beyaz ses açık. Beyaz gürültü. Ondan sonra Devran da uyudu. Onda da laptop açık. Beyaz gürültü. Saat 7.15 kala odaya girdik. Kitap okumak için. 15 dakika ben Arya'yı okudum. Serhat Derin'i okudu. Ondan sonra da ilk Derin uyudu. Saat 7.20 idi. Evet, 7.20'de Derin uyudu. Ondan sonra bir 5-10 dakika geçti, Arya uyudu. Tabii ne kadar sürer bilmiyorum ama sizi haberdar ederim. Çok uykusuzlardı ikisi de. Bu sabah -6'da uyandı. Şimdi merak edenler yine olacaktır. Erken değil mi? Erken değil çünkü öyle alıştılar vücudu. Çamaşır atacağım makineye. Bakacağım beyazlar mı çok. Koyu renklerime. Hangisi çoksa bir posta atayım. Kalmasın. Eri. En çok Costco alışverişini özledim. Kaç zamandır Costco'ya gidemiyorum. Bunu görünce aklıma geldi. Çünkü bitmek üzere ama benim ekoverim geldi. O yüzden internetten sipariş vermiştim. O geldi. Onu kullanacağız. Evet, yumuşatıcım yok. O yüzden direkt açıyorum. 60'a getiriyorum. Eskiden 40'a getirip ön yıkama yapıyordum ama şimdi 60'a getiriyorum. Mis gibi çay olmuş. Vallahi mis gibi bu işi çözmüş. Bakın. Mis. Dedim bayağı natürel saçlarım var. Çok güzel düzleştirme dedim. Bu natürel değil ki ama. Nasıl yani? Ördüm. Tamam. Ördüm böyle, sonra böyle çıktı. Tamam da ben saçımı ördüğümde bu kadar olmuyor mesela. Demek ki seninki dalgalı. Buraya dalgalı zaten. O yüzden bu kadar çok kalıyor.
Yorumlara baktın mı? Almanya'dan selamlar. Öpüyorum sizi. Dualarınızı yesinler. Sucan yazdı. Sucan, öpüyoruz biz de seni. Ama sen bunu fazla koymayın. Niye? Çok hızlı gidiyor yorumlar. Ben makyajı sevmiyorum zaten. Çocuğum yok. Dilek, selamlar Hollanda'ya. Moskova'ya da selam söyle. Moskova, Moskova. Hamile gene bence derken seni herhalde kastediyorlar. Gene ben derken. Mi? Ben olamayacağıma göre sensin. Tabii ki hamile değilim kızlar. Yani. Ama ben artık bu eve gelmem ki. Bu ha bomba dedim ya, bombayı unuttum. Diyorlar ki bomba hamile misin acaba? Ben var ya videoyu açayım dedim. Vlog açtım, sizi unuttum. Evet, açıklıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Patlatıyorum. Hazır mısınız? Bir saniye, ama kimin hakkında patlatacaksın mesela bu bombayı? İşte bombayı patlattığında duyacaksınız. Sebep? Belki... Hazır mısınız? Belki birisi söylemek istiyor. O zaman tam söyle bakalım. Hazır mısınız? Hazırız. Göreyim bakayım hazırız diye. Bence hepiniz şu an live'dan çıkın. Çünkü çok gereksiz bir şey söyleyecek. Öyle hissediyorum. Hazır mısınız? Bomba patlıyor arkadaşlar. 3, 2, 1, bom! Ne? Bu rezillik. Ben çıkıyorum. Ben iyi. Bu kız kafayı mi? Şu kız bombayı patlatacağım. Şu kız bom. Şu kız bom. Allah millet hazırız yazıyor. Rezil miyim? Cümle aleme rezil oldum lan. Of, canlı yayınlar bitti. Çok aktif bir canlı yayın geçirdik arkadaşlar. 8.30'dan kaç saat şu an? Yani 11'e kadar canlı yayın yaptım. Bir YouTube'dan, ondan sonra Instagram'a geçtim. Çok keyifli geçti. Gerçekten komikti ve ilginç bir canlı yayındı. Keyifle yani yaptık. Katılanlara teşekkür ediyorum tekrardan. Benim gözler iyice küçüldü. Uyuyacağım. Yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yarın demeyeceğim artık çünkü 3 gün olacak. Cuma günü görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Bye.